60 ekranlarından yeni nesil yayıncılığın adresinden yeni normal hayatımızdan herkese merhabalar sevgili seyirciler. Ben Bahar Özmen. Bugün ekip arkadaşlarımla birlikte Ümraniye Çarşı'dayız. Her zaman olduğu gibi sorularım hazır. Bakalım kimler bizimle yarışacak, kimler kazanacak, kimler kaybedecek hep birlikte göreceğiz. Hazırsanız başlıyoruz efendim. Kırmızılar içinde bir hanımefendi var. Çok da yakışmış. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz efendim. Teşekkür ederiz. Birazcık beklettik sizi. Önemli kamera değil. Arkasında. Hanımefendiyle sohbet edebilme fırsatı da buldum. Ben zaten size yarışmayı bekliyordum dedi. Evet, aylardır bekliyorum. İzliyorsunuz biz o halde. Hiçbir bölümü kaçırmıyorum. Çok teşekkür ederiz. Biliyor musunuz evde sorularımı? Yani çoğunlukla biliyorum, o yüzden cesaret ettim. Ben de katılayım dedim. İnşallah kolay sorular denk gelir. İyi yaptınız. Hanımefendi maskesi de çok tatlı değil mi Mithat abi? Çiçek çiçek, böyle çok da uyumlu son derece. Teşekkür ederim. Şahanesiniz. İsim neydi? İsmim Rabia. Rabia hanımcığım bizimle. Bugün hiç evden dışarı çıkarken aklınıza gelir miydi bizle karşılaşacağını? Hiç gelmezdi. Çok büyük bir sürpriz oldu benim için. Yaşıyorsun. Peki başlayalım mı yarışmaya Rabia Hanım? Başlayalım. Kimler izleyecek sizi? Annem, ablam, babam, onlara da bir eşim. Selam gönderelim efendim. Eşinize de selam gönderelim. Eşim burada. Beraber geldik. Aynı zamanda kamera arkasında video ve sosyal medyaya çekiliyoruz. Merhabalar efendim. Gezmeye geldik buraya. Eşiniz bilir mi sorularımı? Bilir diye düşünüyorum. Peki. Benden çok daha iyi bilir diyor. Size güveniyor eşiniz. İnşallah. İlk bakalım. Sorum geliyor. Yeşilçam filmlerinde durdurulan nikahlara hangi ünlü sözle itiraz edilir? Durun. Siz kardeşsiniz, evlenemezsiniz. Siz kardeşsiniz, evlenemezsiniz derler geliyor alkışlar kocaman. Sizde öyle bir şey olmamış çok şükür. Yok olmadı. Bende de olmadı. Peki efendim. Bazı Türk filmlerini ben çocukken izlerdim. O kadar acıklı gelirdim, o kadar üzülürdüm ki hep bir böyle mutsuzluk. Hep bir vukuat var böyle. Tabii ki Yeşilçam filmlerinin tadı başka ama çocukken çok hakikaten güzel, beni derinden gerçekten yaralamıştı. O işte Sezercikler, Ayşecikler hep yalnız kalıyorlar, babalarına bir şey oluyor, terk ediliyorlar falan. Dram üstüne dram, yüreğim almıyordu artık yani. Peki ikinci sorum şu. Bir inşaat projesini yapmaya yasal olarak üstlenen kişilere ne denir? O inşaat projesini yapan kimdir? İnşaat mühendisleri mi? Yasal olarak o mühendis üstleniyor. Değil, M ile başlıyor. Mimar. Değil. Mesela kopya yok. Mesela apartmanı baştan yaptıracaksınız. Birine veriyoruz. Kentsel dönüşüme girdi. Biz bir şey arayalım dersiniz. Müteahhit. Müteahhit, doğru cevap geliyor, alkışlar. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz. Sosyal mesafeyi lütfen koruyalım. Ben söylemekten vazgeçmiyorum ama maalesef kamera arkasındaki vatandaşlarımız zaman zaman uyarılarımızı dinlemiyor. Sosyal mesafe 1,5 metredir efendim. O 1,5 metreyi aranızda korumanız gerekir. Çünkü tedirgin oluyorum ben. Hani bizler uzaktayız. Ama böyle kalabalık yaratmak pek hoş olmuyor bu süreçte. O yüzden evet, ona dikkat etmek de önemli. Son sorum şu. Kahveyle aranız nasıl? Çok iyi. Çok severim Türk kahvesini. Her gün mutlaka içerim. 40 yıl hatırı var diyorlar. Evet. Peki Türk kahvesinin kalan o telvesini peeling yapıyor musunuz? Bazen yapıyorum. Hanımlar çünkü çok iyi geliyor diyorlar. Ben evet, ona bir türlü alışkanlık edinemedim. Çok kahve sever biri de değilim ama işin ucunda Türk kahvesi varsa ve sevdiğim bir dostum, arkadaşım varsa içiyorum valla. O kahveyle keyifli, yapılan gerçekten muhabbetin tadı da başka oluyor. Sorum şu. Kahvenin ana vatanı olarak görülen ülke hangisidir? Şöyle biraz arkayı açarsak efendim yanları da. Kahvenin ana vatanı... Neresi olabilir? Kahvenin ana vatanı olarak görülen ülke. Osmanlı. E ile başlıyor. Böyle mesela özellikle işte böyle kahve şeyleri var biliyorsunuz, zincirleri var. O kahvenin böyle en kalitelisi bir yerde yetişiyor, bir ülkede E ile başlayan, Edirne'nin E'si ile başlıyor. Etiyopya. Etiyopya, doğru cevap efendim. Geliyor alkışlar. Hanımefendi düşündü, taşındı, bir sessizleşti, eyvah dedim, bilemeyecek herhalde soruyu. Ama doğru cevabı aldım. Çok market şükür. Çekim sizin oldu. Teşekkür ederim. Nasıl geçti yarışma? Çok güzel geçti. Evdeki gibi mi burada yarışmak? Gerçekten evdeki gibi. Sizinle karşı karşıya olmak yeter zaten. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Kendinize çok iyi bakın. Ne diyorsunuz bizim için? Maksat yarışmak olsun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Tatlı bir hanımefendi var. Kızıyla birlikte gelmiş. Biz de küçük hanımla sohbet ediyorduk. Ben sizi izlemiştim dedi. Öyle mi diyordum ben de. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz efendim. Hoş kolay geldiniz. Gelsin. Sağ olun. İsim nedir? Pınar. Pınar Hanımcığım. Küçük hanımın adı nedir? Damla.
Damla Hanım ve Pınar Hanım, bizimle bir Damla'ya mikrofon uzatalım. Damlacığım kaç yaşındasın? 7 yaşındayım, 8'e giriyorum. 8'e giriyorsunuz. 10 gün sonra 8, bir şey kalmamış doğum gününe. O zaman annesi böyle Damla'ya bir doğum günü hediyesi mi yapacağız? İnşallah kazanırsam olur. İnşallah efendim. Damlacığım, 7 yaşında olmak nasıl bir duygu? Kötü. Neden kötü? Çünkü büyükler tabii ağır aldığımız için kucağımı alamıyoruz. Ben tam duyamadım. Büyükler ne dedi Damla? Yaşım büyüdükçe kucağa alınmıyorum. Ha, yaşım büyüdükçe kucağa alınmıyorum de, kucağa alınmaktan hoşlanmıyorsun o zaman. Evet. Peki, size alalım. Büyüdükçe ağırlaşıyorum diyor, alamıyorlar kimse beni. Üzülüyorum bu sefer. Ha, üzülüyorum diyor. Büyümekten üzülüyor. Sen kucağı seven birisin o zaman. E, koca kız olmuşsun artık. Annenin, vallahi annenin babanın beli yana inciner. Koca kız olmuş Damla. Peki. Efendim, yarışmaya başlayacağız. Evet. Hazırsanız. Söyle. Benim bir tane kardeşim var. Onun adı da Damla. Babamız da var. Adı İbrahim. Selam gönder onlara buradan. Peki, selam gönderdik efendim. Bir kere babamız ikimizi kucağına almıştı, fıtık oldu. Babasınız ikinizi kucağına aldı, fıtık oldu. Eyvah eyvah, dikkat etmek lazım efendim ağırlık kaldırırken. İlk sorum geliyor size. Çatla da patla dediğimiz birinin hangi duyguyu yaşamasını istiyor olabiliriz? Kıskanmak. Kıskançlık, doğru cevap efendim, geliyor alkışlar. İlk soru geride kalıyor. Kıskanç biri misiniz? Yok, oldukça hiç değilim. Peki, sen kıskançsın. Neyi kıskanıyorsun Damla? Kardeşini. Kardeşin onun da mı Damla? Evet, Damla tanem. Damla tanem. Evet. İki Damla bir arada vallahi. Peki efendim, kardeş kıskanılmaz. Onun da çok vurma huyu var. Nesi var? Vurma huyu. Vurma huyu var. Peki, abla olmak zor, kolay değil Damlacığım. İkinci sorum şu. Eskişehir Spor'un renkleri ne olabilir? Çok, çok zor. Eskişehir Spor'un renkleri nedir? SS. SS bilir. Hadi birini ben söyleyeyim, birini siz söyleyin. Biri siyah. Değil. Yeşil. Efendim? Yeşil. Yeşil de değil. Kırmızı. Kırmızı. Doğru cevap efendim, geliyor alkışlar. Kırmızı, siyah, Eskişehir Spor renkleri. Siz takım tutuyor musunuz? Galatasaraylıyım. Sarı kırmızı. Sarı Damlacığım. Galatasaray. Sen de Galatasaraylısın. Peki ne güzel. Anne kız Galatasaraylıyız efendim. Kardeş de Galatasaray. Tam kardeşi hiç ihmal etmiyoruz. Sohbetimizin içinde hep kardeş var. Ne güzel, ne mutlu. Çok son sevindim. Sorum da şu. Epidemi ne demektir? Epidemi. Çok sorun ya. Depresyon mu acaba? Gel. Mesela korona nasıl bir hastalık? Bulaşıcı. Yani ne diyoruz biz bulaşıcı dışında? Öldürüyor. Yani. Burnumuzu da kapatalım, maske konuşurken düştü. Kayıyor. Biz böyle ne diyoruz o koronaya, bütün dünya? Salgın. Salgın demek, salgın efendim. Yok. Epidemi aynı zamanda. Zorla bildiren yarışma. Çok maksat zor. Yarışmak olsun lan efendim. Maksat yarışmak olsun. Herkes katılsın buraya. Buyurun. Hoşçakalın. Görüşürüz. Neleri oluyor hayatta? Bir de şu rüyam gerçek olsa olsa, sabah olup uyanınca her şey yine aynı kalsa. Neler oluyor hayatta? Bir de şu rüya gerçek olsa olsa. Burada klip çekimlerine başladık sevgili seyirciler. Ne güzel, enerjisi neşesi bol bir hanımefendi benimle. Teşekkür nasılsınız? Ederim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim. İsim nedir? Hacile. Hacile. Evet. Ne demek Hacile? Hacile Kur'an'da geçiyor. Mütevazilik anlamında kullanıyormuş. Eski isimlerden. Vallahi şahane, ilk kez duydum ben, evet. Hacile'yi. Güzel, orijinal bir adı, evet. Efendim. Hacile çok nadir rastlanan bir isim. Bugün ne yapmaya geldiniz? Bugün yarışmaya geldik. Yarışmaya geldiniz. Gezmeye geldik. Bizim çünkü burada olduğumuzu bilmeniz mümkün değil. Duyurmadım hiç. Hissettik biz sizin geldiğinizi. Kalpten bir bağımız olmuş Hacile Hanım'la. Hissetmiş, evet. Gelmişler. Evde biliyor musunuz sorularımı? Genelde biliyorum, evet, sürekli izliyorum zaten. Bilecek miyiz bugün? İnşallah bileceğiz. Kamera arkasındaki kimdir? Eşim olur kendisi. Şahane. İsim nedir beyefendi? Birol. Efendim? Birol. Birol Bey, bilir mi sorularımı Hacile Hanım?
kesinlikle bilecek diyor. Size güveniyor. Biraz kopya alacağım arkadan. Aa, baksın. Kopya teşkilatları kurulmuş Mithat abi. Mithat abi hiç sohbete tutulsun orada. Burada kopya teşkilatları kuruluyor. Vallahi. Peki, market çekini alırsanız evet. Siz mi beyefendiye yemek yapacaksınız, o mu size yemek yapacak ya da ne market olacak? Market çekini alırsak kendisine yemek ısmarlayacağım, öyle konuştuk. Tamam, bir yemek sözü varmış evet. Hanımefendine. Alamazsanız o size ne yapacak? Alamazsam da o ısmarlasın artık. Artık öyle olsun değil mi? Yani. Peki efendim, ilk sorum geliyor. Kışın evde battaniye eşliğinde ya da sinema salonunda genellikle film ne yenerek izlenir? Patlamış mısır. Patlamış mısır doğru cevap geliyor arkadaşlar. Kocaman sever misiniz? Evet çok severim. Ben de süt mısırı. Patlamış çok aramam ama böyle yazın özellikle bu aylarda süt mısır olacak evet. Değil mi Simay? Şöyle üstüne bir közlenmiş tuz. Közlenmiş mısır. Köz de değil benimki haşlanmış olacak haşlanmış ya. Haşlanmış en çok haşlanmışı seviyorum. Siz fark etmez diyorsunuz ben böyle haşlanmış. Bir de tuzlu. Şimdi bu yaz hiç dışarıdan almadım. Bu korona sürecinden dolayı da tedirginiz hepimiz ama o sokaktaki mısırın tadını da evdeki yaptığımız olmuyor, almıyor yerine. Onun böyle suyunu böyle bir sömürmek, evet. Bak şu an Mithat abi yutkunuyorum. Canım vallahi çekti. Canım çekti. Neyse, ikinci soruya geçiyorum. Kusurlu bir organı düzeltmek ya da güzelleştirmek amacıyla uygulanan yöntemlerin genel adı nedir? Estetik. Estetik, doğru cevap gelsin arkadaşlar kocaman. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz. Son soru zamanı. Haydi bakalım. Son sorum da şudur size. Kumaşın biçilmesine yarayan, dikilecek giysinin biçimine göre kesilmiş kağıt kalıplar hangi isimle anılır? Kağıt kalıp. Çizim. Onların bir adı var. Paris'in P'si ile başlıyor. Dilimin ucunda ama aklıma gelmiyor. Sosyal mesafeyi biraz korursak efendim kamera arkasında da sağda da solda da. P ile mi başlıyordu? Evet. Proje değil. Prova. Değil. Provada bakıyorlar olmuş mu olmamış mı neresi değil. Düzelecek diye ama. Salladım zaten. Provada değil. Gelişine. Şöyle bir ipucu vereyim. İş yerinde kime bağlıyızdır? Patrona. Patron doğru cevap efendim. Geliyor alkışlar kocaman. Vallahi gönlüm hanımefendinin yenilmesine, bilememesine razı gelmedi. Eşiyle iddialı ederim. Olduğu için. Şöyle market çekimi. Çok teşekkür ederim. Nasıl geçti yarışma? Çok güzel geçti, çok keyifliydi. Renk sizin kattınız. Enerjiniz de çok güzel. İyi ki geldiniz. Ben teşekkür hoşça ederim. Hoşçakalın, görüşmek üzere diyorum uğurluyorum hanımefendiyi. Renkli bir hanımefendi yanında nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Ben deyim çok teşekkürler. Sizi tanıyalım. Ben ismim Hilal. Hilal. Evet, sınavı çalışıyorum KPSS'ye. Kitap almaya çıkmıştım çarşıya. Sizi de gördüm, katılmak istedim. İyi yaptın. KPSS'ye hazırlanıyorsan benim sorular da sana birazcık daha kolay gelir. Genel kültür soruları da oluyor evet, çünkü evet, biliyorum. Hemen. Peki KPSS'ye girip ne yapmak istiyorsun, ne olmak istiyorsun sonra? Ben kendi mesleğim üzerine atanmak istiyorum. Eczane teknikeriyim. Eczane teknikerisin. Evet. Sağlık çalışanı olacaksın evet. Bir nevi. Peki inşallah istediğin gibi olur. Sınavında güzel geçer diyelim. İnşallah, teşekkür ederim. Başlayalım mı yarışmaya? Olur. Bu arada gözlerinizin maşallahı var. Onu söyleyeyim. Sağ olun. İlk sorum şu. Evinde kendi halinde oturan, dışarı çıkmayı sevmeyen kişiler halk arasında nasıl adlandırılır? Asosyal. Değil. Ya asosyal böyle olumsuz bir şey ama biz onlara ne deriz daha çok evde vakit geçirmeyi sevenlere? Ev çocuğu mu? Ne? Ev çocuğu mu? Ev bir şey deriz. Ev kızı. Değil, ev. Ev bir şey. Ev. Şimdi beyler de evde vakit geçirmeyi sevebiliyor. Biz onlara ne deriz? Benim bey biraz bir şey, ev bir şey. Kopya yok lütfen. Kopya yok, yanlış kopyalar zaten. Evcil değil mi? Evci bir şey. Evcil değil, evcili evcimen hayvan. Evcimen mi? Ne? Evcimen. Evcimen doğru cevap geliyor arkadaşlar. Biraz geç oldu, güç olmasın diyelim. Heyecanlandın mı? Evet. Çok normal. Kolay bir soruydu ama. Evet, evcim de densem ben onu bir hayvanlara diyoruz diyordum. Evcimene döndük. Peki, ikinci sorum şu. Şehrazat'ın Şah Şehriyar'ı anlattığı dünyanın en ünlü masallarının adı nedir? Hmm.
Bilmiyorum. Hatta onun adında bir dizi de vardı zamanında. Baş harfi var mı? B ile başlıyor. B ne 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 ne. Bir. Beşten geri sayıyorum beş. Dört. Ya. Üç. İki. Yok. Bir. Doğru cevap bin bir gece masalları olacaktı. Evet. Olsun efendim, maksat yarışmaktı. Renk attınız, uğurluyorum sizi. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Tatlı mı tatlı bir hanımefendi var yanımda. Hemen kameraman arkadaşlarımı sordu. Mithat abi hangisi dedi. Ayberk hangisi dedi. Ekipçe bir tanışmış olduk kamera evet, arkasında. Nasılsınız? Kesinlikle. İyiyim çok şükür. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Çok teşekkürler. Bir süredir beklettik sizi. Kusura bakmayın. Evet. O sırada ben de işlerimi halledip gelmiş İyi oldum. İyi olmuş efendim. Çünkü sokakta olunca böyle sağ olsun izleyicilerimiz yarışmak da istiyorlar. Böyle arkada minik bir sıra yapıyoruz. Hak evet, geçmesin kimseye diye. Evet. Bugün hiç dışarı çıkarken karşılaşacağımız aklınıza gelir miydi? Aslında bugün gelmezdi ama normalde 360 sürekli bizde açık oluyor. Hı-hı. Ve 80'ler hayranıyım Mithat abi gibi. Hı-hı. Bir bölümünü en az 10 kere seyretmişimdir ama hala ilk günkü gibi seyrediyorum. Tadı damağında kalıyor 80'leri. Aynen öyle kesinlikle ki eşimle seyrediyoruz, sizi seyrediyoruz. Yemek yaparken açıyorum. Sağ yani olun. Siz oluyorsunuz eşimle. Hatta biraz önce eşimle konuştuk. Bahar Hanım çok yardımcı oluyor. Yardımcı olmasın sana. Ya. Kendin bil gel bizi rezil etme. Peki peki. Valla işinizden gelmiş yardımcı olmayacağım o halde. Anlaştık Yok, mı? Yok o onun fikri ama burada tamam, ben yarışıyorum tamam, sonuçta. Tamam anlaştık. Yardım istediğiniz zaman buradayım efendim. İsim tamam, neydi? Janset. Janset Hanımcığımla yarışacağız. Başlayalım mı? Başlayalım. Bakalım İnşallah, neler olacak. İlk sorum şu. Göğsünü yumruklayıp bağırarak ormanda daldan dala atlayan sinema filmi karakterinin adı nedir? Evet, Tarzan. Tarzan doğru cevap efendim. Geliyor alkışlar. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Böyle çocukluğumuza damgasını vurmuş bir karakter, bir figür var mı? Yani çocukluğumda işin açıkçası biz köyde doğup büyüdük. O yüzden çok televizyonla aramız yoktu hani çizgi film ama Şirinler diyebilirim belki. Şirinler, Şirin Baba, Şirine. Aynen kesinlikle. Peki nerelisiniz? Biz Çerkez göçmeniyiz. Köy neresiydi? Yozgat'ta yaşıyoruz. Yozgat. Yozgat, Boyalık Köyü. Buradan herkese selam, selam yolluyorum. Selam olsun tüm Yozgat'a. Aynen. Nesi meşhur Yozgat'ın? Testi kebabı meşhur Yozgat'ın. Onun haricinde insanları meşhur diyeyim ben. İnsanların çok iyi olduğunu insanları söylerler. Evet. Peki efendim harikulade. Gidiyor musunuz memlekete? Gidiyorum. Her sene gidiyorum. Ne güzel. Çok bu yıl da seviyorum. Bu yıl da Allah nasip ederse gideceğim. Ama birazcık daha ortalığın sakinleşmesini bekliyorum diyebilirim. İyi yapıyorsunuz efendim. İkinci sorum şu. Kına gecelerinde giyilen kadife üzerine sırmayla kabartma dal, yaprak, çiçek işlenmiş giysinin adı nedir? Bindallı. Bindallı doğru cevap efendim geliyor akşam. Giydiniz mi bindallı? Ben bizim yöremize ait bir Çerkez kıyafeti giymiştim. Nasıl? Onların farkı ne? Onların farkı ya biz Çerkez göçmeniyiz aslında. Orada bizim özel kıyafetlerimiz var. Beyaz oluyor yani daha renkleri de oluyor tabii ki de. Nasıl tarif edeyim bilmiyorum. Görmeniz lazım. Peki bindallı bakacağım. Aynen merak mutlaka ettim, bakmalısınız. Çok asil duruyor gerçekten. Tamam harikulade. Kamera arkasında arkadaşlarım uyarıyorlar ama rica edelim. Lütfen 1,5 metre sosyal mesafeyi koruyalım. Sizlerin iyiliği için bu uyarıyı yapmakta fayda görüyorum tekrar tekrar. Evet, kesinlikle. Son sorum da şu. Hacivat ve Karagöz neden öldürüldü? Filmi hangi şehrimizde geçmektedir? Hacivat Karagöz neden öldürüldü? Hiç bilmiyorum. Hiçbir Tahminde fikrim yok. Tahminde bulunalım. Amasya değil, diyebilirim belki. İstanbul'a yakın bir yer. Bursa. Bursa doğru cevap efendim. Geliyor alkışlar kocaman. 3-3 yaptınız. Çok İzlemiş teşekkür ederim. İzlemiş miydiniz filmi? Yok izlemedim. Beyazıt Öztürk, Haluk Bilginer oynuyordu. Hakikaten ya, güzel de bir filmdi. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Tamam. Mike çekini size takdim ediyorum. Çok teşekkür Nasıl ederim. Nasıl geçti yarışma? Ya çok güzel geçti. Önemli olan Mithat abi, Ayberk ve sizi görmekti teşekkür tabii ederiz. Ki. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bir anı bırakmış oldum. Buradan eşinize bir mesajınız var mı? Özgüncüm, kazandım. Aldık eve geliyoruz Özgün Bey. Aynen öyle. Yüzünü kara çıkartmadım diyeyim. Hoşçakalın Şansat Hanım. Çok teşekkür Görüşmek ederim. Üzere, Görüşmek üzere.
Beyefendiyle yarışmaya devam ediyoruz. Nasılsınız? Kolay gelsin, iyiyim. Sağ olun, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. İsim neydi sizin? Fatih Bozdemir. Fatih Beyciğimle yarışacağız. Fatih Bey, çalışıyor musunuz, okuyor musunuz? Çalışıyorum. Ne işle meşgulsünüz? Nişan alışverişi için gelmiştik, tesadüfen sizi nişan gördük. Nişan alışverişi, evet. Ay ne güzel, evlenen herkes yardım eder, biz de edeceğiz. Rahat olun efendim. Nasıl geçiyor süreç? Süreç biraz heyecanlı geçiyor. Biraz stresli. Evet, bir de bu malum COVID-19 hastalığı nedeniyle günler kısıtlı. Evet, ötelediniz mi siz de düğünü? Bir nevi, evet. Peki biraz da bir işler anca toparlanabilir. Kesinlikle, hale geliyor. Aynen, evet. Kolaylıklar dilerim. Müstakbel eşinizin adı ne? Elif. Elif Hanım burada kendisi mı? Kendisi de burada zaten, beni izliyor. Burada, peki destekliyor sizi de Elif, evet. Hanım. O zaman market çeki Elif Hanım'a gidecek sanıyorum. Evet, kesinlikle. Ev ihtiyaçları için belki bir şeyler alırsınız. Kesinlikle. Çorbada bizim, evet, de tuzumuz olmuş olur. Çok memnun oluruz. İlk sorum şu Fatih Bey size. Ördeklerin arasına düşmüş bir kuğunun hikayesini anlatan ünlü masal hangisidir? Ördeklerin içine düşmüş bir kuğunun. Bir şey ördek, bir şey. Ördeklerin içine düşmüş. Bir şey ördek, bir şey var. Bir masal. İsteyim hadi ya. Çirkin, evet, ördek. Çirkin ördek nesi? Çirkin ördek yavrusu. Çirkin ördek yavrusu, doğru cevap geliyor Alça. Elif Hanım orada söylemeye başladı. Ben duydum da Fatih Bey kendi düşündü, buldu. Onu da gördüm. Peki, en sevdiğiniz masal neydi küçükken? Fareli Köy'ün Kavalcısı'ydı. Fareli Köy'ün Kavalcısı. Senin mi Tat abi? Masal diyorum abi. Ha, sallamak için oradan bir şey söylüyor. Ne? Uçan kaz, değiştiriyor sürekli fikrini Mithat abi. Ben uçan kazı bilmiyorum. Aa, o bizim zamanımız. Senin zaman aramızda kaç yaş var Mithat abi? Nel. Nel, uçan kaz biliyor musun Ayberk? Ayberk benden de küçük, onda hiç biz yok. Onlara yetişemedik. Vallahi ben de bilmiyorum uçan kazı. Tabii yıl 1960'lar mı kaç Mithat abi? 70'ler mi? Kaçlar söyle. Sen 80'li misin abi? 78'liyim, 80'li. 78'lisin. Nasıl oldun 80'li? 2 yıl var arada. Peki, genelde hanımlar hep yuvarlar. Mithat abi de yaş ilerledikçe, evet, yuvarlamaya başlıyor, geri sayıyor. İkinci sorum şu. Sinema sektöründe sıkça kullanılan ve oyuncuları baştan yaratan makyaj türünün adı nedir? Makyaj türünün adına. Evet. Mesela bir filmde Atatürk'ü canlandırırlar. Onun için onun yüz hatlarının şeklini vermek için bir şey makyaj uygularlar. O makyaj. Nedir o makyaj türünün adı? Bir şey makyaj. Mesela burnunuzun şeklini değiştirirler onunla. Estetik tarzı bir şey mi acaba? Değil, estetik değil. O bir makyaj. Makyaj. Bir şey makyaj diyorlar ona. Makyaj. Bu düğünlerde falan da yapıyorlar acaba, aynı mı? Yani düğünlere yapmıyorlar genelde. Düğünlerde normal bir makyaj yapıyorlar. Beşten geri sayıyorum Mithat abi, Allah senin bildiği gibi yapsın. Gelin makyajı diyor. Yok. 4. 3. Kaplama makyaj mı? 2. Plastik. 1. Plastik. Plastik, doğru cevap gelsin. Alkışlar kocaman. Peki, Elif Hanım'ın parmağı var mıydı? Bunda mı? Evet. Yok. Üst olan. Yok, biraz daha başka taraflardan. Peki, başka birilerinin bir parmağı vardı galiba. Burada bir hanımlar ordusu var bu tarafta. Peki, son sorum da şudur size. Osmanlı hükümdarı Yıldırım Beyazıt'ın oğulları arasındaki taht kavgaları nedeniyle 1402'den 1413'e kadar süren kargaşa döneminin adı nedir? Kargaşa döneminin adı. Biz oraya bir şey devri diyoruz. Kopya yok. Bir şey devri diyoruz. Lale devri. Değil. Bir şey devri. Devirlere bakıyorum. Ne devri olabilir? Beşten geri sayacağım. Beş kopyacılar iş başında. Lale devri var. Dört. Lale devri değil. Üç. Kargaşa dönemi. Kargaşa dönemi. İki. Bir. Yardımcı olmuyorsunuz hiç. Bir şey devri dedim. Dönem diye sormuşum sana. Hatırla devri diye devrini söyledim. Fetret devri olacaktı. Olsun. Maksat yarışmaktı. Tabii ki. Gönüllerimiz de sizinle. Sıkıntı yok. Hoşça kal, kendine çok iyi bak. İyi, görüşürüz. Evet efendim, yanımda bir hanımefendi var. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler? Ben deyim. İsim neydi? Seren benim.
Seren. Seren, evet. Seren Hanımcığım bizimle. Çok da bakımlı, şık, alımlı bir hanım. Ay, rüzgardan ederim. Dolayı saçı kapamış. Teşekkür uçuşmasın ederim. Uçuşmasın saçlar diye. Ne yapmaya çıktınız bugün dışarı? Bankaya gidiyorum. Alışveriş yapacağım bir de yeğenime. Peki, peki efendim. Kolaylıklar dileyelim size. Doğum günü. Doğum gününüz mü? Ay ne güzel. Yani yeğenimi doğum günü. Ha, yeğeninizin doğum günü. Hediye alacağım ablası. Peki efendim. Market çekimizi alırsanız belki onu da yeğeninize hediye edersiniz. Belli teşekkür mi ederim. Olur? Çok efendim, mersin. Seren Hanım ilk sorum şu. Ünlü tekerlemede sarımsaklayıp mı saklamayıp mı pardon sarımsaklayıp mı sarımsaklamayıp mı saklanması gerektiği sorulan şey nedir? Kopya yok. Sarımsak. Ama neye biz sarımsaklıyoruz? Yoğurtla. Yoğurt doğru cevap efendim, geliyor alkışa. O tekerlemeyi bir söylesenize bana. Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklasamasak da mı saklasak? Bir daha söyleyeyim, bir dakika olmadı. Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak? Doğru efendim, geliyor alkışlar kocaman. İkinci sorum şu. Eskiden müzikseverlerin göz bebeği olan kasetleri ileri geri sararken hangi nesne kullanılırdı? Rekord. Yok. Rüyü. Rekord, bir dakika. Rekord, kayıt. Kayıt. Ama ben manuel bir şekilde soruyorum. Yani o kaseti manuel bir şekilde neyle sarardık? Kalem. Kalem. Ay. Doğru cevap. Gelsin alkışlar. Kalem. En çok kimleri dinlersiniz? Yabancı da Türkçe pop. Türklerden kimi dinlersiniz? Yani yeni trend şarkıcıları dinliyorum genelde. Peki efendim. Peki, o özellikle yani. Spesifik ama eski nostaljileri de dinliyorum tabii ki. Peki efendim. Son sorum da şudur size. Üzerinde en çok göl bulunan ülke hangisidir? Yaklaşık 3 milyonun üzerinde göl var o ülkede. Dünya üzerinde bulunan tüm göllerin de %60'ı o ülke içinde. O ülke içinde. Yani Türkiye olduğunu düşünüyorum ama. Türkiye değil. Türkiye değil, göllerin, göller bölgesi. Türkiye değil. Başka neresi olabilir? Hangi ülke olabilir? Arap mı? Avrupa ülkesinde mi? Böyle kuzeye gidelim. Biraz soğuk tabii ülke kışın. Allah. Bir dakika. Neresi? Hatta bildiğim kadarıyla asfaltlarında yerde ısıtma var. Ya, ah bilemeyeceğim. Eyvah eyvah. Neresi? Eyvah eyvah. Söyleyeyim mi? Doğru cevabı. Kopya yok. Kopya yok. Soğuk bir yer dedim. Düşünün. Soğuk bir yer. Avustralya mı? Değil. Başka. Beşten kaç geri hakkım? Sayıyorum. Beş. Kaç hakkım kaldı? Dört. Kopya yok. Kopya üç. İki. Bir. Doğru cevap efendim. Kanada olacaktı. Kanada'ydı efendim. Kanada, ya bilemedim. Valla buradaki izleyicilerim, sevgili seyirciler, telefonları açtı. İnternetten evet. Bakmaya başladılar. O yüzden söylemek durumunda anladım, kaldım. Anladım, anladım. Olsun, maksat olsun. Yarışmakta. Canım çok teşekkür. Hoşçakalın, görüşmek hoşça kalın, üzere. Bay bay. Hoşçakalın. Her zaman olduğu gibi bugün de maksat yarışmakta. Bizler çekimlerde çok eğlendik. Umarım izlerken siz de eğlenmişsinizdir. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.